olsun tekrar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebriklerimizi iletelim. Teşekkür ediyorum. Zorlu bir maç var. Siz bu sezon bayağı bir maçlara da geldiniz Ankara Gücü'nün Gençler Birliği'ne. Benim geldiklerimde hep kazandı. İnşallah Ankara Gücü yine kazanır. İnşallah. Ama iyi oynayan kazansın. Fenerbahçe'de güzide bir takımımız. Türk sporunun önemli bir takımı. Ama Ankara Gücü'ne de bu galibiyet önemli bir netice verecek. İnşallah iyi bir neticeyle buradan çıkar. Ben sporcularımıza başarılar diliyorum. Başkanım, seçimlerden hemen önce Ankara Gücü taraftarına bir müjde vermiştiniz. Evet. Batıkent'te bir tesis yapılıyordu. Evet. Ne zaman başlanacak, ne zaman bitmesini planlıyorsunuz? Düzenlemesi yapılıyor. Bu sene teslim ederiz tahmin ediyorum. Bu sene içerisinde teslim ederiz. Biraz da handball'a gelelim başkanım. Evet, bu sene handball'da beklenen sonuçlar alınmadı. Yenimahalle Belediyesi'niz için şampiyonluk. Kapalı spor salonumuz bitti. Açılışını yaptık. Bundan sonra daha çok kapalı sporlarla handball, bayanlar handball'da biliyorsunuz önemli bir yerdeyiz. Basketbolda, voleybolda, diğer şeylerde Ankara'ya çok büyük hizmet, gençlerine çok büyük hizmet verecek büyük bir tesisi, ikinci arenayı kazandırdık. İnşallah oralarda da Ankara Gücü'nün alt kademesi, Gençler Birliği'nin diğer takımlarımızın kademeleri de yararlanacak. Yani diğer branşlar yararlanacak. Ankara spor daha çok olursa spor sevgiyi getiriyor, barışı getiriyor, kardeşliği getiriyor. Bir insanların stresini arttırıyor. Onun için spora, sanata, kültüre hep beraber hizmet edeceğiz. Yerel yönetimlerin görevi bu. Yani gelecek sene başkanım altyapıya yönelik mi hamleler olacak? Handball özellikle. Handball olacak. Şampiyonluğu oynayacağız. Artık sahamız kendimizin. Şampiyonluğu olacak.